Merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Armina. Armina biraz somurtuk. Asık suratlı biraz. Kendine gel. Kendine gel diye vurdum. Neyse arkadaşlar. Şimdi bugün benden en çok istediğiniz ev vloguyla geldim. Ama şöyle söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim evim küçük, 2+1. Hani birkaç YouTube videolarını izledim, böyle ev vlogları falan. Böyle wow dedim. Böyle wow dedim. Böyle wow dedim. Yani benimki onlar kadar çok çok güzel olmasa da aslında hiç aklımda yoktu böyle ev vlogu çekmek. Ama sizler benden çok istediğiniz için, böyle abla ev vlogu, abla ev vlogu falan dediğiniz için ben de sizleri kırmadım. Ve bugün ev vloguyla geldim. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle Linus uyuyor salonda. O yüzden Linus uyurken ben yatak odasını falan tanıtayım size dedim. Yatak odasından sonra Armina'nın odasına geçelim. Sonra mutfağa, ama biraz sessiz konuşacağım çünkü Linus uyuyor. Elim kamerada. İşte oldu mu? Böyle. Neyse hadi başla ya. Yatak kameradasın. Nasıl, güzel miyim? Hani güzelsin, kameradasın, hadi. Anne, arkadaşlar, videoya başladığımız gibi annem yüzünden kapatıyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Aa, çok komik. Tamam, yeniden kameraya başladım, hadi hadi. Ya bana diyorlar ki... Diyorlar ki... Bir sus, bir sus. Şişeye bak, sadece ejderhası var. Yani, belki var. Kaç yaşında kadınsın, biraz olgun ol falan filan da. Arkadaşlar, yani hayat bu kadar ciddiye alırsak o zaman hiç yaşamayalım bence. Çünkü gerçekten hayatı ciddiye aldığımız zaman böyle yaşadığımız olaylar, ne bileyim, bir takım sıkıntılar, sorunlar, yani sorunlar dediğimiz hiç bitmiyor zaten. O yüzden bunların hepsini kafaya takarsak belli bir süreden sonra bir bakmışız ki bitmişiz yani. Ve bu insana bir çok fazla geçiyor. O yüzden kafanıza tokadan başka bir şey takmayın lütfen. Gene damladan. Özlü sözler. Hayat sözleri. Hayat felsefesi. Abla sıkıldık yeter gari falan diyorsunuz. Dur bekle. Yani kısa sürecek dedim ve laklak etmekten herhalde bu yarım saat olacak. Arkadaşlar, şimdi ben bilmiyorum, hani fazla şey yapmadım, neler yapmamız gerekir bilmiyorum, ama şöyle söyleyeyim, burası benim yatak odam. Neyse. Almine bir dur ya. Almine bir dur ya. Valla sinirlendim ha. Allah Allah. Sinirlendim ha, yeter. Allah Allah. Benim yerime kesinsiz şimdi kriz geçiriyoruz. Artık kendimi yok. Ya neden bu videoyu çektiğim zaman her zaman kızdırıyorsun ağzına? Yeter. Bir gün yemin ederim kamera arkası çekeceğim, neler yaşadığımı görün gerçekten. Bazen diyorsunuz, Allah ne kadar iyi anlaşıyorsun falan. O benim sabrım. Bir de kamera arkasını görseniz. Neyse arkadaşlar, tamam. Burada böyle makyaj şeyim var, malzemelerim var ama kullanmadığım birçok ürün var burada. Kullanmadığım birçok ürün var arkadaşlar. Anne firarda. Helal. Bir kız kardeşin yatırdı. Aynen, kardeşim yatmıyor, yatır. Bir şey var arkadaşlar, ama sandalye kullanmıyorum. Neden kullanmıyorum diyorsanız da, yıllardır hep aklımda var, buraya bir tane puf alacağım böyle. Puf. Makyajı burayı boşaltacağım tamamen, böyle köşelere koyacağım bunları, kullanmadığım birçok ürünü. Ona göre makyajımı falan cartım cartımı yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, bu arada yeni lip gloss aldım, nasıl ama? Wow. Bakın çok mükemmel değil mi?
Neyse arkadaşlar, şöyle dolabım var. Dolabı 12 sene önce almıştım. Annemle bir yaşlarında falan kaldığımda. Fazla memnun değilim. İnşallah ilerleyen zamanlarda zengin olursam değiştirmeyi düşünüyorum. Komple baza, yatak odası, salonun, cartın, cartın, hepsini ben astıracağım. Neyse arkadaşlar, şöyle geliyoruz. Burada Lina Sun kıyafetleri var. Görmeyin bunu. Görmeyin. Hemen ifşa eden. Şurada iki tane küçük dur, şöyle var dur arkadaşlar. Heh, tamam. İşte ay birazdan düşeceğim. Komedi falan var arkadaşlar işte. Şurada yatağım var. Şurada pencerem var. İşte ve burada şey, da ben varım. Ha arkadaşlar, şu yatak yanı beşik. Şunu yorganı falan var da Lina su kullanmadığı için sürekli şey kaldır, ser falan yapmamak için şey yapmıyor. İşte bunda arkadaşlar şöyle bir şey, Lina su hiç uyumuyor. Aldım hani kullanışlı olur, uyur falan filan diye düşündüm ama Lina su hiç uyumuyor. Hep benim yanımda uyuyor. Bir de sabaha kadar emdiği için işte o yüzden kullanamıyoruz. İnşallah ilerleyen zamanlarda kullanmayı düşünüyorum. Çünkü Almine'yi yanımda uyuttuğum için ilk zamanlar kokuma alıştı. 12 yaşına gelmiş hala benimle uyuyor. Lina suyu öyle yapmamayı düşünüyordum ama Lina su da sanırım öyle olacak arkadaşlar. Yatak örtüme takılmayın arkadaşlar. Yatak örtüm öylesine serdiğim yatak örtüsü. Çok güzel örtülerim var ama kullanmıyorum. Normalde de kullanmıyorum çünkü Lina su burada uyumayı sevdiği için böyle çarşafı seriyorum arkadaşlar. Kaldırıyorum, öyle pratik oluyor. Normalde kullanmıyorum ama dışarıda olduğu için serdim. Neyse. Koridoru sen tanıt. Banyo. Işık. Arkadaşlar burada banyo var. Banyo şöyle köşede. Burası koridor. Anne. Anne biraz sesli konuş. Burası koridor arkadaşlar. Koridor. Arkadaşlar koridorunda şöyle bir ayna var. Dolabım var koridorda. Ağzımın içine kaldıracağım arkadaşlar. Üstü kırıldı. Şeyimi tamire göndermiştim. Tamirden önce işte bunu kullanıyordum. Neyse tamirden geldi. Artık kaldıracağım. Kullanmıyorum yani ben. Bilmediğim şekilde duruyor. Sonra lokum çorbası yaptım. Yani nasıl işte için? Daha akşama yemek yapmadım bu arada arkadaşlar. Önceliksiz. Yani videomuzu çekelim. Ondan sonra akşama yemek hazırlayacağım. Çok modern, çok beğendiğim yağlarımız var. Almin Allah için mutfağı tanıtsana. Yağdanlık madanlık, tövbe, toz makinesi var. Benim gittiğimde çok üzüldüm ve geldiğinde resmen havai fişek patlatabileceğim sevdiğim kettle'ım var. Bir dolaplarım var arkadaşlar. Ev kira biliyorsunuz zaten. Tam kahve makinem. Balkondan şöyle şey, mutfaktan şöyle balkona çıkan bir kapım var arkadaşlar. O kapı sürekli açık zaten. Ekmekliğimiz var, böyle çekmeceler var burada. Yine Sun'un sandalyesi. Evet. Sun'un masamız var. Burada benim çok sevdiğim çiçeklerim var. Bunlar 9 yılda bir çiçek açıyor. Bu benim boyum kadar oldu neredeyse. İşte
İşte buraya ben gizli saklı paralarımı koyuyorum. Artık sesli evet, konuşabiliriz. Çünkü Lina Su uyandı. Evet arkadaşlar. Burada böyle Lina Su'nun yürüteci var arkadaşlar. Burada hiç kullanmadığım elektrikli ısıtıcı var. Yani aslında bir nevi Almina'nın odasını kiler gibi kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü kullanmıyoruz biz bu odayı. Kullanmadığımız için de yani ekstradan füzyli fazla olan eşyaları buraya koymam gerekiyor. Koyuyorum. Mesela şöyle Linus'un arabasını koydum. Şu köşede halılar var. Görmeyin arkadaşlar. Halılar var. Dediğim gibi kiler gibi kullanıyorum. İnşallah Allah nasip ederse ileride büyük bir eve çıkarsam inşallah eşyaları rahat bir yere koyacağım. İnsanların göremeyeceği. Şurası Almina'nın tokalıkları. Burada tokalıklarım var. Şurada çemberlerim, tokalarım, yolcuklarım var. Sonra bunun içine böyle takı tuku falan şu koyuyorum. Açı şu. Bunun içine küpe, işte tel sokağı, ne bileyim kolye, bileklik falan koyuyorum. İşte öyle. Sonra arkadaşlar burada güzeller güzeli dolgunlar var. Böyle içine güzel kıyafetlerim var. Çok kıyafetim var ama benim birkaç tane takıntılı olduğum, mesela bu üstümdeki ile altımdaki kıyafetim var. Takıntılıyım. Takıntı yaptığım şeyleri çürüyene kadar giyerim. Ya şu 2 sene oldu. Annem çünkü 2 sene saldı beni artık. Dedi ne giyinirsen giyin. Yeni eski fark etmez. O yüzden böyle. Salonda bak. Salonda. Arkadaşlar Linus'u uyuyordu. Prensesim uyandı. Ama biraz terlemiş. Neyse benim en çok kullandığım salonum arkadaşlar. Salonumu gerçekten çok seviyorum. Arkadaşlar salona girdiğiniz zaman... Başladım. Nereden çıkardın? Başladım. Evet. Böyle televizyon ünitem var. Zaten kurulumunda da TikTok'ta paylaşmıştım arkadaşlar. Eşimle beraber 2 günümüzü almıştı kurulumun bizim. Şurada Linus'u sürekli yere attığı için fotoğrafları üst tarafa bırakıyorum. Çünkü aşağıda hiçbir şey koyamıyorum arkadaşlar. Koyduğum zaman Linus'u dağıtıyor. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz kanepelerim var işte. Şunu... İlk kanepeyi aldığım zaman almıştım. Hiç kullanmıyorum arkadaşlar. Su olsun diye duruyor. Burada Linus'la benim fotoğrafımız var. Şöyle şurada klimam var zaten. Orada evlilik resmim var hemen köşede. Göstereyim. İş alıyorum anneme. Bakın arkadaşlar annem ve babam. Babam biraz apaçı tarzına kaçmış. Ya orada en güzel çıkan dedemdi bence. Yani şurada sehpalarım var. Ben dağınıklığı sevmiyorum arkadaşlar. Ben severim. Dağınıklığı sevmediğim için de ekstradan füzeli olan her şeyi atıyorum arkadaşlar. Hiç gözüme gelmiyor böyle. Hani ihtiyaç olur saklayayım, köşeye koyayım falan. Çünkü sevmiyorum arkadaşlar böyle dağınıklığı. O yüzden sade olacak böyle. Sade takılıyorum. Yani şurada perdelerim var işte. Her şeyi tanıttığın en göz önünde olan en güzel şey arkadaşlar şöyle karşıda. Bizim
elimizin içi arkadaşlar. Yunus ilk olduğu zaman eliyle ayağını yapmıştık falan filan. Burada da tarihi var. 8. ayın 21'i 2021 ve en göz önünde olup da tanıtmadığı salıncağımız var. Ya onu artık biliyorsunuz. Şunu düzelt. Bilmeniz imkansız. Evet. Arkadaşlar, banyo ve tuvaleti tanıtmadık çünkü hiç gerek yok girmeye oralara. Burada bu arada arkadaşlar şöyle Linus'un oyuncaklarını koyduğumuz bir yer var. İşte burayı böyle salona döküyor ama biz toplayıp buraya koyuyoruz. Sonra devam edeyim. Benim şöyle kitaplarım, defterlerim var. Fazla detaya girmeyeceğim. Sadece görün istedim. Burada da işte yine kitaplar falan var. İçimden nedense şey şarkısını söylemek geldi. Memleketimin şarkısı. Ayvası var, narı var, bahçesi var, barı var. Ayvası var, narı var, bahçesi var, barı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. Çok tamam. Kötü dedim ya. Neyse siz buraları şey yapan beni. Biple tamam. Hayır. Biple. Hayır. Biple, insanlara rahatsızlık vermeyelim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizden çok istediğiniz ev vlogunu yapmış bulunmaktayız. Arkadaşlar. Yeter artık, yeter. Gel. Arkadaşlar. Evet de. Sizleri çok, çok seviyoruz. Linus ama lütfen. Arkadaşlar, kanalıma abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Sonraki videoda bizden istediğiniz şeyleri yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.